Başında şöyle bir şey, konu başında. Evet. Yakınlıktan kurbiyet, kurbiyetin zirvesinde yani hakkı ben sizin Rabbinizim diyen kurbiyetin zirvesine yerleştirilmiştir diye bir şey kullandı hocam. Evet, her kim ben ilahım derse kendisini kurbiyetin zirvesine yerleştirmiştir. Bunu nasıl anlıyorsun? Beyazıt-ı Bestami Hazretlerinin bir sözü vardı. Anladı mı Zeyd şimdi? Anladı değil mi? Yani izah edebilir. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri ne demişti? Cübbemin altında Allah'tan gayrısı yok. Burada yani işte o kurbiyet işte. Yani Beyazıt-ı Bestami Hazretleri doğru bir idrakle o sözü söyledi. Ben hakkım derken olmuş. Veya Hallaççı Mansur. Tabii. Yani olmuş, kemale erişmiş oldu. Yani. İşte o kurbiyettir. Yani en yakınına ulaşmak. Kendi hakikatinin hak olduğunu, Allah'tan gayrı olmadığını idrak etmek. Bir de Firavun'dan da örnek. Bir de Firavun'dan örnek verdi. Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. Firavun da bu kelimeyi kullandı. Ben sizin ilahınızım dedi. En büyük Rabbinizim dedi. Ama Firavun nefsinden dedi. Aradaki fark bu. Beyazıt-ı Bestami Hazretleri kemale ererek cübbemin altında Allah'tan gayrısı yoktur dedi. Firavun nefsiyle ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. İşte bu sözü söyleyen ben ilahım derse kendisini kurbiyetin yakınlık zirvesine yerleştirmiştir diyor. Acaba o kurbiyetin yakınlık zirvesine yerleştirmeyi hak ederek mi? Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Hak mı sözü? Hak etmeden takliden söylemek mi? Firavun'un sözü. Bunu kastetti burada. Evet. Ya taklit ya tahkik. Evet, tahkik. Aynen öyle. Evet.